S-400 mü yoksa F-35 mi? Türkiye'nin savunma kabiliyetini arttırmak için yaptığı çeşitlendirme faaliyetleri ABD tarafından şiddetli bir şekilde karşılık görüyor. Bütün toplum bu S-400 neymiş be kardeşim? Bir müttefik neden bu kadar çıldırmış olabilir diyor. Bu savunma sistemi neymiş? Basitçe konuşalım. S-400 yüksek İrtifa hava ve füze savunma sistemidir. S-400 broşür bilgisinde olduğu gibi irtifa sınırı 30 kilometredir. Sistem özellikleri dolayısıyla hem alçak hem orta hem de yüksek irtifa hava ve füze savunması yapabilmektedir. Seyir füzelerine karşı etkin koruma yapan en önemli sistemlerden birisi olarak nitelendirilebilir. Adı üzerinde olduğu gibi bir savunma sistemidir. Peki bir savunma sistemi müttefikleri neden bu kadar kızdırır? Aslında hepimizi alarma geçiren soru da bu olmalıdır. İkinci alarm sebebi de ABD'nin bu sistemi almak için gösterdiğimiz gayreti engellemek için kullandığı üslup ve yöntem seçimleridir. Dışişleri ve Savunma Bakanları S-400 alımından Türkiye'yi vazgeçirmek için diplomatik baskı uyguladıklarını ve yaptırım kararları alacaklarını basın yoluyla Türkiye'ye iletmeyi seçmeleridir. Bunu bir adım daha ileri götürüp Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarma istekleridir. Bunun ilk adımı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmiştir. F-35 alımına engel gibi sunulan raporun içeriği aslında daha ağır ifadeler barındırmaktadır. Bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği ve ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaları da etkileyebileceği savunuluyor. Ayrıca tasarıda Savunma Bakanlığı'ndan bir rapor talep ediliyor. Bu rapor içerik olarak üslerin durumu ve bütün silah sistemlerinin geleceği ile ilgili kapsamlı bir çalışma olması açısından dikkat çekiyor. Tasarıda raporda ele alınacak silah sistemleri F-35 tipi 5. nesil savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Cobra ve H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçakları şeklinde listeliyor. Tasarıda söz konusu rapor tamamlanmadan Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye Kongre'nin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği şeklinde bir sınırlama getiriliyor. Tasarı eğer yasallaşırsa aslında tek sorun F-35 ile ilgili olmayacak. Kapsamlı bir gizli ambargoyu da kapsayacak gibi gözüküyor. Sorun S-400 mü yoksa F-35 mi? Seçelim noktasını çoktan geçmiştir. ABD'nin talepleri nezaket ve NATO kapsamındaki müttefiklik isteklerini de aşmıştır. Bugünkü talepleri yalnızca bir silah sisteminin seçilmesiyle ilgili değildir. Bu, Türkiye'nin dış politikadaki seçimleriyle de ilgilidir. Bu nedenle olaya yalnızca bir güvenlik kavramı ile bakamayız. Sedat Ergin bir yazısında Bülent Ecevit döneminde alınan silah ambargosu ile ilgili olarak ABD'nin olumsuz tutumunun gerisinde solcu çizgisine duyduğu güvensizliğin yanı sıra Ecevit'in dış politikada ABD'ye rağmen attığı bazı adımların girdiği bağımsız bir çizgi arayışının rolü yadsınamaz yazmıştır. Evet, sorun hep Türkiye'nin bağımsız çizgi arayışı olmuştur. Buna kim yeltenirse de ABD'nin hedefine konmuştur. Bu hedefe konmaya rağmen bağımsız çizgi seçenlerden Allah razı olsun. Mete Yarar.